Ersoy dedi seçim ittifakları ve baraj Son dönemin popüler politik tartışma başlıkları. Seçim ittifakları ve seçim barajı. Bu iki başlık hep ayrı ayrı ele alınıyor. Oysa bence tam da birlikte konuşulması gereken konular bu ikisi. Zira ittifak demek aynı zamanda baraj sorunu yaşayan küçük partilerin büyük partilerle işbirliği yapması demek değil mi? Bu işbirliklerine Cumhurbaşkanlığı seçimi olanak sağlıyor. Fakat parlamento seçimlerinde sistem tam öyle değil. Bu vakte kadar ittifaklar baraj altı kalması muhtemel partinin bazı isimlerinin seçilebilecek parti rozetiyle seçilebilecek yerlerden aday gösterilmesi suretiyle olabiliyordu. Misal DSP CHP'nin içinde, hep yani bugünkü HDP, SHP'nin bugünkü CHP'nin içinde girdi parlamento'ya. Sonra seçildikleri partilerden istifa ederek kendi partilerine geri döndüler. Ya da bağımsız olarak seçilip seçildikten sonra içeride grup kurdular. Demem o ki yasa farklı bir şeyi emretse de insanın olduğu yerde çare bulunuyor. Baraj engeline takılan bağımsız giriyor, ittifak şans bulamayan rozetini değiştiriyor. O halde gelin bu çalının arkasından dolaşma numaralarına bir son verip yasal zeminde nasıl bir değişiklik yapılması gerekiyorsa yapılsın. Teknik olarak baraj sorunu ortadan kalkarsa seçim ittifakı tartışması da otomatik olarak bitmiş olacak. Aksi halde işin en kolay tarafı seçilebilecek sayıda milletvekilini ittifak için geçici süreyle transfer etmek olacak. Bu da seçmen açısından çok samimi bulunmayacaktır. Ersoy Dede Star